Antren Haber programında Tarım Türk TV'de sizlerle birlikteyiz. İşte meyvelerin ve sebzelerin en vitaminlisi, en güzeli nasıl, hangi sezonda hangi meyveler yenilir bu programda bulabilirsiniz. Ataşehir halindeyiz. Şimdi yanımızda esnaflarımız ve komisyoncularımız var. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım efendim. Ben Kadıköy Sebze Meyve Komisyonculuğu yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. 51 numara. Kadıköy halinde o 51 numara. Hallerin eski şeyi yok. Niye yok diyeceksiniz. Malların çoğu şu anda marketlere dışarıdan gidiyor. Efendime söyleyeyim. Dışarıdan gittiği için hallerde de o kadar çok fiyatlar yüksek değil aslında. Evet. Çok yüksek değil. Şimdi mesela şu domates yerinde 1.700-1.800 satılıyor. Hale geldiği zaman 22'ye falan mal oluyor. Halde de satıldı para 22-21. Yani halcinin şu andaki durumu çok iyi değil. Niye diyeceksiniz? Bu eskisi gibi burada seyyar kalmadı, manav kalmadı. Büyük marketlerde çoğu yerinden yaptıkları için halin şeyi zayıfladı, gücü zayıfladı. Marketlerde bunu alıyorlar 2 liraya koyuyorlar, markete 4 lira 5 lira koyuyorlar. Onların da ister istemez şeyleri yüksek, kiraları yüksek, elemanlar var, fireleri var. Şimdi ondan sonra diyorlar ki halde mal şöyle halde mal komisyon kabzı mal çok kazanıyor. Öyle bir şey yok. Şu andaki yani halin durumu çok iç açıcı değil. Niye diyeceksiniz? Demin dediğim gibi bahsettiğim gibi. Yani halin eski gücü kalmadı. Pazarların bir kısmı kalktı. Seyyarlar kalktı. Manav türü kalmadı. İş marketlere geçti. Marketlere geçince ister istemez onların da çoğu dışarıdan malları yaptırıyorlar. Ondan dolayı hallerde fiyatlar çok yüksek değil. Yani öyle milletin dediği gibi değil. Ve halin de çok böyle eskilere göre potansiyeline yüksekliği düşüyor. Niye düşüyor? Dışarıdan çok hala mal gidiyor marketlere. Ondan dolayı buradaki işler de hafledi. Ne gibi çalışmalar öneriyorsunuz? Ya bizim çalışmamız nedir? Bizim marketler diyoruz hallere girsin. Mallar hallerden çıksın. Belli piyasalar daha netleşir. Efendime söyleyeyim. Haldeki en azından alınan satılan mallar belli olur. Şimdi biri dışarıdan yapıyor. Biri hale gelmiyor. Hale gelmeyince dışarıdaki mal yüksek oluyor. Haldeki mal yerinde sayıyor. Haldeki komisyoncu da halinden memnun değil. Malı satamıyor. Satamayınca da mal ister istemez burada veresiye veriliyor. Veresiye verilen paranın da çoğu geri gelmiyor. Efendime söyleyeyim. Onun için yani bu işin yani aslında tamamıyla bu malın hale girip halden çıkması gerekiyor. Bizim önerimiz bu. Biz Tarım Türk TV ailesi olarak bilgilendiriyoruz. Memnun oluyoruz bize. Efendime söyleyeyim. Yani bir de şöyle yani bu işin şey tarafına dönelim. Diyorlar ki mesela Antalya'da malın kilosu 5 lira, İstanbul'da 1,5 lira. Ya Antalya'da malın 500 lira kilosu var. Tamam, bazı mallar 50 kuruş 60 kuruş ama bunun toplamasına servis tutuluyor. Toplamasına kamyon tutuluyor. Bunun en azından orada toplamasına kilosuna 25 kuruş 30 kuruş masraf ediliyor. Oradan depoya geliyor. Depoya gelişinde de tekrar o ambalaj oluyor. Ambalaj olduktan sonra bu plastik masrafları var, kağıt masrafları var. Ondan sonra nakliyesi var, İstanbul'a gelişi var. Bunlar ister istemez 50 kuruşluk malın üstüne 70-80 kuruş biniyor. Bu hale bir üstüne geliyor. Yani millet diyor ki Antalya'da mal 50 kuruş ya da domates 60 kuruş. Tamam da ama o Antalya'da. Biraz da arkadaşlar. Çalışma saatlerimiz gece başladığımız için yani normal 12 saate yakın biz çalışıyoruz. Bu da ister istemez insanı yoruyor yani normal olarak. Saatleri nasıl istiyorsunuz oluşması? Saatleri yani normal belirli bir şey olacak. Yani normalde 5-6'da açılıp 12'de kapanması gerek. Bu da zaten tüketici de bu saatlerde ancak gelebiliyor buraya. Onunla ilgili de bir çalışma yapılsa çok güzel olur. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Cengiz. Ben katiplik yapıyorum. Katiplik nedir? Katiplik yani muhasebe işlerine bakıyor. Gece başlıyoruz çalışmaya buradan. Yani bu şekilde. Teşekkür ederim. Sizin duygularınızı alalım biraz. Allah abla biz de mağduruz görüyorsunuz. 12 saat çalışıyoruz günde. Yani ne diyelim artık yani. Bizde belli bir saat gelirse bize huzura veririz. Sosyal aktivitelerimiz artabilir. Yani sosyal aktivitemiz zaten şu an hiç yok. Yani oturup arkadaşımızla bir yerde gidip bir çay içemiyoruz yani şu an. Şu an gideceğiz yatabilirsek yatacağız. Tekrar kalkacağız gece. Tekrar buraya geleceğiz. Tekrar yani robotlaşıyoruz artık yani. Biz de normal insanlar gibi sosyal aktivite istiyoruz. Diyalog istiyoruz. Sizin isminiz, sizin ben göreviniz? Ben muhasebeciyim burada.
İki dükkan bizim 48-49. İki dükkanla arkadaşla beraber çalışıyoruz. Ha dediğim gibi iş saatlerinde de belli bir standart konulursa, belli bir düzen, her esnaf aynı saatte girip aynı saatte çıktığı zaman bizim için de rahatlık olur. Şimdi gece biri geliyor, 10'da geliyor adam. Geliyor alışveriş yapıyor, katip istiyor burada mesela, işçi istiyor. Biri de geliyor öğlen 12'de geliyor mesela bu saatte. Yine işçi istiyor burada. Şimdi biz hangisine bakacağız? 14-16 saat kim çalışabilir? 15 saat veya. Öyle değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Haklısınız. Bir çare istiyoruz işin açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tarım Türk TV'den herkese merhabalar. Bu hafta da programımız birbirinden güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağız. Şimdi Ataşehir Halindeyiz. Halil, çok değerli esnafları ve başkanlarla birlikteyiz. Merhaba efendim, sizi biraz tanıyalım. Merhaba, ben Kadıköy Halı 61 numara sahiplerinden İrfan Güven. Şimdi Halder bayağı şikayet ediliyor. Meyve ve sebzelerde sorun yaşanıyormuş Haldeki görevli arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Maalesef Hal hep günah keçisi ilan edilmiştir ama bu meslekte gıdanın, özellikle tarımsal gıdanın en çok değerlendirildiği ve üreticinin gerçek anlamda malının değerlendirdiği tüm dünyada hallerdir. Haller olmasa ürünler tüketiciyle gerçek anlamda bulaşamayacağı gibi üretici açısından da malını değerlendirme şansı bizim gibi ülkelerde özellikle, çünkü çok küçük çaplı tarım yapıldığı için haller çok elzem ve zorunludur. Tüm dünyada da bu sistem aynı şekilde işlemekte. Ama nedense halkımız hal mafyası kavramı altında hep bizleri suçlamakta. Ama haller aksine malın gerçek değerinin oluştuğu çok ciddi borsalardır. Tüketicinin çok daha sağlıklı ürün tüketmesine yararı olan çok ciddi bir kamu kurumu diyebiliriz. Fiyatlarda üretim bölgelerindeki fiyatların tüketim bölgelerindeki yükselmesinin ana nedeni sağlıklı sevkiyat yapılamaması, ürün kaliteleri. Çünkü bahçedeki 0 kuruşa alınan bir ürünün pazara ulaşmasında en az 70-80 kuruşluk bir fark oluşmaktır. Nakliyesi, ambalajı, satış giderleri. Hallerdeki denge olmasa bu ürünler çok daha maalesef çok yüksek fiyatlarla tüketiciye ulaşır. Ama nedense hep günah keçisi haller seçilmiştir. Böyle olmadığını halkımızın bilmesini isteriz. Efendim, ne gibi önerileriniz var? Hallerin bu şekilde yürümesini istemiyorsunuz. Önerilerinizi alabilir miyiz Tarım Türk TV olarak? Hallerin bu şekilde yürümesiyle neyi kastettiğinizi anlamadım ama haller... Ne gibi önlemler alınsın istiyorsunuz? Üretim bölgelerindeki kooperatifleşmenin, üretimin daha da yüksek tonajlı hale getirilmesinin, tarımda reformun, bunların hepsi birlikte değerlendirildiğinde bir şeyler yapılabilir belki. Onun dışında şu andaki sistemde üreticinin üretim planlaması yapmadan ürettiği ürünün sorumlusunun sürekli haller gösterilmesi çok yanlış. Aynı bölgede bu yıl para eden ürün önümüzdeki yıl tonlarca fazla ekilip bu kez ürünün arz ve talep dengesinin bozulması da söz konusu. Dış pazarların yaratılmaması konusu, dış pazara sunulacak kalitenin oluşturulmaması önemli bir sorun. Bunların hepsi birleşince farklar oluşuyor ama haller, yine iddia ediyorum, tüketicinin sağlıklı ve uygun koşullarda mal yemesinin sigortasıdır. Sürekli halleri suçlayarak çözüm üretmek mümkün değil. Çünkü üretimin bölgedeki konumu çok önemli. Orada kalite ve doğru sevkiyat, soğuk zincir, bir unsur bir araya getirilip hallerin daha işlevsel, daha temiz, rasyonel çalışması sağlanabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Tarım Türk TV ailesi olarak. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.